Evet arkadaşlar merhaba. 3 Eylül 2021 Cuma günü akşam programındayız. İzmir'de Şirin Hipodromu'nda akşam bölümünde tam 8 koşulu bir program var ve bir adet de altılı ganyan var. Evet arkadaşlar tahmin grafiğimizin başarısı devam ediyor ve hemen İzmir'le ilgili de inşallah bugün güzel bir grafik yakalayacağız diyelim. Tabii ki sizlerin de katkılarıyla, kendi katkılarınızla bir yere kadar biz getiriyoruz. Ondan sonrası artık top sizde. Evet arkadaşlar, şimdi saat 7'de 3. koşuyla altılı gayan başlıyor İzmir'de. Yine hayatında ilk kez koşacak olan, tedavüle yeni sürülen paralar gibi gıcır gıcır atlarımız ilk kez start alacaklar. Ayakları düz bassın diyelim klasik tabirle. Ayakları düz bassın, jokeleri de kafalarına düz bassın. Yani kafalarına hani ters basmasın diyelim, ayakları düz bassın, jokeleri de başına düz bassın, doğru bassın. Neyse, şartlı bir dişiler 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar burada. Şimdi arkadaşlar burada günün en zor ayaklarından bir tanesi var. Yani tabii şimdi at yazmaya doyamadığımız çünkü bilmediğimiz etmediğimiz yani baktığımız zaman tabii çalışmaları falan burada gayet güzel çalışmalar olan var. 6 tane at bulabildik. 3 numaralı Baby Puff Gökhan Gökçe ile 5 numaralı Golden Cornit Corint Mertcan Çelik ile 6 numaralı Lady Lopez Mustafa Çiçek ile 11 numaralı So So Crazy. Evet burada Mehmet Gönültaş ile 7 numaralı Mademoiselle Beryl Sinan Özen'le ve 8 numaralı Night Cat Muhammed Mir Bilgin'le arkadaşlar. Paco Boy yavrusu ilginç yani. Evet arkadaşlar şimdi burada 3, 5, 6, 11, 7, 8 diyoruz. Burayı tam 6 tane atla geçiyoruz ama dediğim gibi eğer varsa yazılması gereken sizler de ilave edebilirsiniz ama burası yeterli gibi duruyor. İçimden sanki böyle 10, 12, 11 ganyanlı bir at gelecekmiş gibi bir his var burada. Evet arkadaşlar burayı 6 tane safkanla geçtik ama aklımız hala o ayakta kaldı onu söyleyeyim size. Şimdi 4. koşu saat 19.30'da ikinci ayak yani handikap 14, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre çim piste çıkacaklar. Yine 12 tane safkan var burada. Tabi burada bildiğimiz atlar var artık. Takibimizde olan atlar var. 4 tane atla geçeceğiz burayı. 1 numaralı Polatlı Gülü Alaaddin Küründük'le her ne kadar 62 kilo olsa da burada ilk atımız bizim. 10 numaralı Nossi Sinan Özen'le. 11 numaralı Uçan Nas Muhammed Mir Bilgin'le. Ve 12 numaralı Hayat diyoruz. Burada Feyzullah Avcı ile arkadaşlar. Yani burayı 1, 10, 11, 12 şeklinde. 1, 10, 11, 12 şeklinde geçiyoruz. Şimdi burada bir de tabii ki ya yukarıya baktığımız zaman 2, 3, 5 bunları yazmak isteyeceksiniz. Ben farkındayım. Ama arkadaşlar inanın 4 kişilik bir ekip İzmir ve İstanbul'a bakan 4 kişilik bir grubumuz var. Bir gün yani 24 saat evvelinden bunu biz bakıyoruz. İnanın yaptıkları süzgeçte 1, 10, 11 ve 12 ön planda. Ha bunun haricinde bu Arif Kurteller'in atları var burada dal bastı falan. Bunları yazmak isteyenler tabii ki yazabilir. Yani kendi adınızı yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. 1, 10, 11, 12 bizim burada 4 tane atımız var. 5. koşu da şimdi kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. 107.500 liraya da ikramiye var birinciye. Kısa vade 8 tabii. Arkadaşlar burada bir tane safkandan bahsedeceğiz ve onu da günün bankosu olarak önereceğiz. O da 9 numaralı ekstra arkadaşlar. Burada Nevzat Avcı ile banko diyoruz. Ve burada bu 9 numara ekstrayı Nevzat Avcı ile banko olarak öneriyoruz size. Evet. Altıncı koşu. Kısa vadeli 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada
tam 9 tane safkan var. 9 safkanın 3'ünü yazıyoruz. 1 numaralı Mahsul Mertcan Çelik'le 6 numaralı Serkan'ın oğlu Çetin Ok'la, evet, ve 8 numaralı Bornavalım Adem Şen'le arkadaşlar. Aslında bu Bornavalım alternatif banko gibi gözüküyor. Bir türlü istenen performansı veremiyor ama tabii burada 1 numara, 6 numara ve 8 numarayı mutlaka kuponlarımıza yazmamız gerekiyor bu şartlarda. Ha burada tabii 7 numara var, 2 numara var. Baktığımız zaman bu safkanların hepsinin kendine göre bir gelme gibi bir durumları var. Bunu bilemeyiz tabii. Burada 1, 6, 8 bizim bulduğumuz. Evet, 7. koşuya geçiyoruz şimdi. 7. koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizler arkadaşlar. 1200 metre kum pistine çıkacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi yine burada bir şartlı bir koşu bizi bekliyor. İki yaşlı İngilizler 1200 metredeler. Şimdi arkadaşlar bu 10 tane safkan içerisinde tam biz baktığımız zaman 6 tane at bulduk. Yani şöyle söyleyeyim, bakın AGF oranlarına baktıktan sonra bilinmeze para kaçırmak da çok saçma oluyor. Hani bilinmez bir şeye para kaçırıyoruz. Bakın bilmediğimiz bir oturacak burada şimdi 30 ganyan 20 ganyan bir at gelecek. Hani bazen oynamamak da kazanmak demektir. Hani ama tabii ki az da olsa oynamak istiyor herkes, yani sonuçta bir şans bu. 4 numaralı Opia Gökhan Gökçe ile, 6 numaralı Seraza Mertcan Çelik ile, 7 numaralı Sevdegeç Sinan Özen ile, 8 numaralı Speedfoot Mustafa Çiçek ile, 9 numaralı Strong Beryl Ali Yıldız'la, bu apranti Ali Yıldız'la ve 2 numaralı Jamie Justin Barış Kurdu'yla bakalım burada. 4, 6, 7, 8, 9, 2. Bunlardan bir tanesi geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım hangisi gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bilinmez bir durum var ortada. Hani %100 bilinmezlik yok ama sonuçta hiç umulmadık bir hat da gelebilir. Evet, 8. koşudayız. Şartlı 19, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. İzmir'de arkadaşlar. Tam 12 tane safkan burada koşuyor. Tam 4 tane safkana burada yer verdik. 1 numaralı Bright Queen Muhammed Mir Bilgin'le, 2 numaralı Uçsuz Bucaksız Mertcan Çelik'le. Arkadaşlar bu 2 tane safkan çok iyi koşacak bugün, onu söyleyeyim size. 10 numaralı Latifa 2 Barış Kurdu'yla ve 5 numaralı The Fast Queen Gökhan Gökçe'yle. Bugün Barış Kurdu'na da bir tane yarış kazandıracaklar. Ya burada ya da bir evvelki şu Tay koşusunda da koştu at, fena diyeceğim, Justin. Antrenör Mahmut Zelyurt ve Evcimenler falan, yani kötü at yatırım yapmaz onlar. Evet, burayı biz sonraya 1-2-15 geçiyoruz. Dediğim gibi burada bu Barış Kurdu'nun Latifa 2 da normalde iyi koşması lazım bugün. Tam yerinde ve zamanında çim pist 1300 metre. Arkadaşlar 1-2-15 dedik ve böylece İzmir'le ilgili de görüşlerimizi tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi burada tekimiz belli zaten. 5. koşuda 3. ayakta 9 numaralı ekstra Nevzat Avcı ile tekimiz bizim bankomuz. Genelde bankolarımız giriyor. Allah utandırmasın bakalım bu sefer de inşallah. Evet, bakarsanız iyi bir şey olur. Şans yardımcı olur bize. İyi bir gün geçiririz diye düşünüyorum. İzmir'le ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bu 8 koşuluk programda 6 tane koşuyu 6'lı gayan şablonu değerlendirdik. Diğer Bursa'yla ilgili de arkadaşlar videomuz yayında, onu da izleyebilirsiniz. Yabancı yarışları takip ediyorsunuz zaten diyoruz ve herkese iyi bir yarış günü geçirmesini diyoruz. Bol şans, hoşça kalın.